Merhabalar. Bir bağlantı sorunu oldu. Tekrar hallettim. Şu an çalışıyor galiba. Süper, şu an çalışıyor. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Hoş geldin Mert. Güzel. O zaman biraz 16-0 oynayalım. Oynamayı da özledim ya. B4. B4'e E5 oynuyoruz. Düzensiz açılış diye geçiyor. Fil B2'ye B4 alıp at F6 çıkacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz tekrar. E3 rok. Şimdi D5 oynayacağım. Daha sonra belki cephe sürmeden fileye dönebilirim. Veya C5 oynayıp at C6 oynayabilirim. Tabi bu düzensiz açılışlarda merkez kontrolü bizde oluyor. Merkezi ele geçirmemiz, hızlı gelişmemiz önemli. Şimdi file 6 oynayabiliriz. At C6 çıkabiliriz. Ama file F6 D5 istemiyor sonuçta. A1 boşta. At C6 file F6 oynayabiliriz. Tabii ki açılış istekleri gönderebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu atla mı alsak? Nasıl gelişecek? Vezir D7 çıkarsam at G5 de gelebilir. Vezir E7 çıksam. Sonra kale A D8 gelsem. Bir yerde D4 sürecek illaki. Dragon oynayalım bakalım şahkat atağını. Tutmaya çalışalım. Şimdi at C3 çıkmak istiyor. Ben de at C3 çıkarmak istemiyorum. Fili B6'ya koyarım en kötü. O Meltem Hanım merhaba. Geçmiş olsun, ameliyat olmuşsunuz. Özlemişim hepinizi ya. Tamam, fil B6 çıkalım artık, yeter. İskandinav. Para kazanma özelliği nedir? Yani videolar açık, hani para kazanma anlamında. Bağış yapılabiliyor. Ama neyi açmam lazım başka anlamadım. Ya satranç özlenmez mi ya? Her şeyini özledik satrancın. Saçlı arkadaşlar evde inek besliyoruz. Bugün görev başındaydı, saçlarımı düzeltti. Çok dağınıktı saçlarım. Ha, bunu oynayacağım. Vezir B2 oynayacak, F6 ona da. Şimdi vezir B2 oynarsa F6 oynayacağız, G7'ye savunacağız. A5 istiyor mu? Evet istiyor. Ne kadar net cevapladım. A5 istiyor mu? Evet istiyor.
Abdullah Osmanoğlu, nice güzel, huzurlu, sağlıklı, ailenle beraber mutlu yaşlar olsun. Doğum günün kutlu olsun. Onun ayarını yapmak lazım galiba. Para kazanma, bilmiyorum. Videonun girişinde. Tamam, onu bir bakayım. Ya yine mi gözükmüyor süre ya? Tamam, şimdi oldu. Peki. At B4 oynasak. D5'e gelmek için. Adım Kıvanç Hazındaroğlu. 39 yaşındayım. SSK'm var. Mayışım var, evim var, arabam var. Hoş geldiniz. Teşekkürler. İşte fil B4, vezir B4, vezir B4, A4, A5 oynamak istiyor. O yüzden bir C6 sürmeliyiz. Fil C7, vezir D6, fil F3. Basit planlarla oynuyoruz. Mat ettiriyoruz. Kaç sene sonra emekli olacağım? Vallahi emeklilik yaşı biraz sıkıntı. Fil D5 mi oynayacağız? Twitch'i bırakmadım ya. Ben uzun süredir, yani 2 haftadır canlı yayın yapamıyordum. Eşim ameliyat oldu. İşte dijital kamp başladı. İkimiz de görevliyiz o kampta. Ameliyatın üstünde kamp pazar günü bitiyor. Bugün artık bir yayın yapayım dedim. Sizleri de özledim. Bu arada arkadaşlar, yeni kamplar başlıyor. İlk ayları bitirdik kamplarda. Bir hafta ara vermek zorunda kaldık. Hatta 2 hafta bazılarında. Şimdi yeniden ikinci ayımız devam edecek. Katılmak isteyenler mail atabilir. The Art of Attack kitabı güzel kitap. Evet. Şeker ve Çilek burada yürüyüş yapıyor salonda. Bugün dışarı çıktım mı? Evet, kulübe uğradım be. Kargo gönderdim. Kitap siparişleri vardı. Kitap siparişlerini gönderdim. EYT değiliz ama EYT'lilere geçmiş olsun diyoruz. Niye piyonlu almadım ben? ...1800 Elo için arkadaşlar önereceğim kitap Mastering Chess Strategy, Helsten'in kitabı. Çok güzel bir kitap. Kale B4 alamıyor fil A5'ten dolayı. A5 sürecek. Ben aslında niye kale A8 oynamadım ki? Daha iyiydi kale A8. Şimdi çok da hoş durmadı.
O yakışıklım gelmiş Demir. İyi akşamlar. Benim kitap da fena değil arkadaşlar. İnşallah İtalyan kitabımda çıkıyor. Yani bir 40 sayfa daha yazmam gerekiyor. Çok özenerek yazıyorum. Ya şimdi Filce 4 ile değişecek filleri. Ne yapacağız? Hiç hoşuma gitmedi bu. Konum hoşuma gitmedi genel olarak. Valla bir sonraki turnuva ne zaman bilmiyorum ya. Bir açılsın turnuvalar da çok özledim, oynamak istiyorum. Ama ne zaman oynayacağım inanın bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle gelelim be. Yani konum değerlendirmesi diye bir şey var. Konum değerlendirmesi yapıyoruz. Materyal dengesine bakıyoruz. Piyon yapılarına bakıyoruz. Zaten bir piyon geriyim. Valla çilek yine burnuyla kapıyı açtı, gidiyor bir yere. Kalsam bu sefer fena oynamıyor ama turnuvayı takip edemedim yoğunluktan arkadaşlar. Cidden takipte bulunamadım hiç. Maçlara dahi bakamadım yani. Sonuçlara bakıyorum hızlıca. Gençleştim biraz ya. Şu sesimden de anlayacağınız gibi çok yorgunum aslında. Ama çok uzun zaman oldu canlı yayın açmayalı arkadaşlar. Bir canlı yayın açayım istedim. Dediğim gibi çok hoşuma giden bir konum değil ama oynuyoruz. Nil'i götürdüm ya maalesef kuzuşuma. O fili ne yapacağım? Yanlış yaptım diyorsun. Filimi istiyor piyonla. Filimi mi verseydim? Fili kaçmak zorundaydım. Evet, konum kötü. Yine de ne demişler? Teslim olmayanlar ölmezmiş. Ya o şey okudum, böyle gülüşmeler falan olmuş. Niye gülüşmeler olmuş bilmiyorum. Şunu da bir sürelim. Ya beyaz fil nasıl vermeyeceğim? Allah aşkına E4 sürmüş. Ne yapayım beyaz fil vermeye? Bana bir söyle. Tamam vermeyeyim ama nasıl vermeyeyim yani? Açmaz daha E4 sürmüş. Şah D'ye de gelelim be. O fili aldım, evimde saklayacağım. Evimde besleyeceğim şu A5'i bir isteyelim. Valla maçlara bakamadım ya. İyi akşamlar. Vallahi Meltem daha iyi ya. Alacağız onu da. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle gelelim. Yani Şah o çapraza gelmiş. Sen Fil C4 geldiğinde fili kaçacak çaprazım yok benim yine. O fili mecbur veriyorum. Değişiyoruz mecbur. Çok yorgunum ya ben. Yani izleyicilerle maç yapmaya geçtim. Şu an hamle yapabilecek durumda mıyım onu bilmiyorum. Yorgunluk var. Yine de çok uzun ara oldu diye açtım vallahi canlı yayın. Şu kamplar bir bitsin. Yani milli takım kampı, kamplar dediğim. Sizlerle de etkinlik yaparız.
Şöyle gelelim. Bunu ben iki piyon geleyim ya. Aa. Vallahi taklit yapacaktım da dermanım yok. Aa diye ve Rasim o zaman Kütahyalı bağırıyor ya. Onun taklidini yapacaktım. O hale geldim artık. Hamle yok arkadaşlar. Şöyle gelelim bari. Tek güvencem. Rakibin zamanı. Ya böyle video falan gönderiyorlar görüyorum. Bağırıyor maşallah. Savunma yapalım bakalım yapabilecek miyiz? Ya zaten eli şah çekecek ya. Of. Ben mat oldum galiba. E4'ü alamıyorum. Ya birçok yerde düzenleniyor. Evet bizde de neden düzenlenmiyor bilmiyorum. Düzenlense artık ya. Özledik. Neyse 1'e indirdik arkadaşlar. Şu an bir piyon geriyiz. Bunu herhalde tutacağız artık. Fili bu çaprazdan ayırmayacağım. Yani ev teklif etseler ayırmayacağız arkadaşlar. O kadar net. Bayrağını düşürür müyüz? Durun durun durun. Şimdi Rasim Ozan Kütahyalı taklidi yapacağım. Bu 10-0 ya. Şimdi gelip bunu alayım ya. Şöyle bir tane attık. Bak ya. Kale G4. Arkadaşlar usta oyuncu şanslıdır. Şimdi bir şah çekelim. Vallahi şanslıydık. Bir maç daha yapalım. Savunma yaptık biraz ya. Rakip kötü oynadı tabii, kazanç konumundaydı. Fischer öyle ya, çok garip. Çok garip bir insanmış. İlk hamle mi G3? Evet, ne oynuyoruz arkadaşlar? İlk kez onu oynayacağım. Türk Gambit'i demeyin ama lütfen. Doktor Atak denmişti. Haydi bakalım Doktor Atak. Satranç hatalar oyunu.
Hata mı mükemmellik mi? Son videom. Hayda. Bu hesapta yoktu Doktor Atak. Oynayacaktık ama. Yani haksızlıklar karşısında susmayan adam diyebilir miyiz? Evet, çıkışları var. Yok değil. Ama bencillik de var arkadaşlar. Sadece haksızlıklardan dolayı değil. Yani kendi çıkarı için de itirazları oldu ki bu anormal bir şey değil. En üst seviyedesiniz. Kaprisli olacaksınız. Bunu çok kötü olarak yormuyorum ben. Ama Amerika'ya ciddi anlamda bir ders verdi. Onu söyleyebilirim bu 11 Eylül saldırılarıyla ilgili de konuşmuştu. Ya aşırı zeka biraz farklı bir karakter oluşturdu Fischer'de diyebilirim. Ya Alper hazırlıyor böyle kapak fotoğrafları, ilginç kapak fotoğrafları. Ben ona söylüyorum çekeceğim videonun içeriğini. 3-4 tane gönderiyor. Kasparov'u seçtim. Farklı şeyler de vardı. Kasparov'u seçmek istedim bu sefer. Herhangi bir nedeni yok aslında. Valla şimdi Fischer'in yaptığı iki açıdan bakabiliriz. Fischer'in yaptığı çok kolay değil. Yani 2780 ölçülebilen reytingi o dönemler için. En yakın rakibi 2600 ve onlar da sürekli oynuyor. Bu kolay bir şey değil. Bunu yapabilmesi. Ama diğer taraftan da rakipleri daha yumuşak şu an Carlsen'in rakiplerine göre. Ya mukayese etmek çok kolay değil. Dönemin şartları çok şey önemli. O dönemdeki imkanlar, satrancın o dönemdeki gelişimi, çok fazla parametre var bence. Kıyaslayamayız. Mesela Carlsen Fischer'in dönemindeki bir dönemde olsa bu kadar iyi olabilecek mi? Bunu da düşünmek lazım. Bebeş oynamalıyız galiba. Her şey boşta ya. H2 boşta, E4 boşta. Yalnız kale F6 alabilir mi? Kale F6 düşünüyorum alır mı diye. Fil C5'ten sonra. Valla Yusuf Said, o senin soruna şunu söyleyebilirim. Benim de Avicii'nin dediği gibi elimde bir sihirli değnek olsa Karpov-Fischer maçını oynatırdım. O zamanlar Karpov derken hani çok işte okuduğum kitaplar, o dönemdeki oyunları incelemem, benim kendi görüşüm şu yönde değişti. Ben bir saniye, buna ne oluyor? Fischer'in biraz daha avantajlı olduğunu düşünmeye başladım o dönem için. Yani Fischer biraz daha avantajlı gibi geldi bana. Al ya. O dönem için öyle düşünmeye başladım artık. Atı vermedim, at değiştim. Ya bir de Fischer bu imkanların az olduğu bir dönemde, yani Rusya'ya gidip herkesi yenip geliyor. Bu da çok kolay bir şey değil. Bunu yapmak da kolay değil. Bu arada ben 3 dakika gibi oynuyorum. Niye böyle oynuyorum? Hiç uyarmıyorsunuz beni. Yani Fischer'in o dönemde Rusya'ya gidip 16 yaşında herkesi yenmeye başlaması
Çok cesaret isteyen bir şey. Zaten Fischer'in karakteri de buna uygun bir karakterdi. Yani 5-0 önde mesela Taymanov'la maçı işte 6 olan kazanıyor. 2 tane beraber yapayım, dinleneyim, rahat rahat bir üst tura geçeyim. Yok yani 6. maçta kazanmaya oynuyor. Ben o yüzden Fischer'i çok severdim. Kazanma hırsı yüzünden çok severdim. Burada Fil F4'de kale kazanmıyoruz. Çünkü Fil F4 oynadığım zaman kale çarpı C8 alıyor. O da benim vezirimi istiyor önce. Vezirle alırsan fil boşta, kaleyle alırsan veziri kaçıyor. Ben muhabbeti aldım ya, 3 dakikalık oynuyor gibi böyle hızlı oynuyorum. Çok ilginç bir konum oldu. Yani şah kanadı dağılmış ama kale F6 çok cazip geliyor bana böyle fedalar. Ama tabii siyah film olduğu için fil F4 ile hemen savunmaya çekebiliyorum. Veya vezir F4 oynayabiliyorum. Kale F6, Gf6, vezir H6 düşünüyor diyecektim. Vallahi oynadım. Vezir H6. Şimdi fil F4 oynamak istiyorum. Vezir F6 alırsa kale E6, kale H6 fikrim var. Yani savunma mekanizmam tempoyla gelme olduğu için kale F6 cazip gelse de savunabileceğimi düşünüyordum hep. Rica ederim. Arkadaşlar siz sorun ben cevaplarım. Umutcan ben 2 hafta yoktum. Saptan çalışmışsın gizli gizli. Bu arada Mert ya şu dergi olayına tekrar bir el atalım mı? Bu yoğunluktan sonra çok güzel haberler birikti. Haberler var. Evet yani karakter olarak dediğin gibi çok ciddi bir söylemleri var. Hoş olmayan söylemleri var. Maalesef. Ah ya kale C5'e vezir C5 alıyor ya. Tüh, kale C5 olsaydı. Şu an bir şey istiyorum arkadaşlar. Kale C5'e vezir C5. Şu an E3 hamlesi. Ya da EF3 de düşünüyorum. Flash kişi çekelim ya. Şimdi vezir G3'e şah E2 F3'ü alacağım. Tabii şimdi ben buradaki atağı sonlandıramazsam oyun sonuna girersek vezirleri değişip
Bebeşik önü düşerse 2 tane geçeri var. Sıkıntı kaliteye karşı 2 geçer oynanabilecek bir konum oluyor. Murat Özat'a tabii ki taktik çok önemli. Yani hep söylüyorum. Beyin de sonuçta bir kas gibi düşünün. Beynimizi geliştirmeliyiz. Her gün düzenli çözmeliyiz. Bakmayın ben uzak kaldım 2 hafta boyunca. Ama soru çözme veya müsait olmayan saatler diyeyim gece yarısı veya sabah erken. Girip maç yapıyorum ben yine yani. Hani kafam dağınık, yorgunum, çok iyi oynayamasam da her gün düzenli yapıyordum. O alışkanlık olmalı. Her gün düzenli olarak oynamak lazım. Peki fil gibi bir şart çektim. Ya da kale e8 oynasam basitçe. Fil b5 alacak. F3'e alacağım. Fil e8 alacak. G2'ye alacağım. Şah çekeceğim. Ama vezir f7 falan da geliyor ya. Fil g1 oynasam şah d2 mi oynuyor? Kale d8. Şah c2. Kale d1 alırım. Ha, vezir c8 mat edebilir. Peki kale e6 oynasam? Kale e6 daha iyi anlı. Şimdi e4'ü de almak istiyorum. Mat tehditleri kalktı. Vezir g4 şah çekerse alıp fil g1 var. Kale e6 daha iyi. Sakin oynamak lazım. Ekin sen her geldiğinde adımı söyler misin diye soruyorsun. Şahabettin adın. Ekin Aruz. Şimdi kale e8'de fil b5'ten dolayı yapamıyorduk. e8 alıyor, f7'den mat istiyor. Kale d8'de kaleleri değiştiğinde vezir c8, fil f8 fikirleri var. Mat olabiliriz. Gerek yok. Kale e6 basit. Yani tam net olarak kalite öndeyiz. Vezir g4 oynarsa vezir g4 alacağım. Fg4 aldığında fil g1 şah çekip c5'e alacağım. Sonra kale c5 alacağım. Hem e4'te geçerim var. Hem artık geçeri kalmıyor burada. B5'i desteklemiş oluyorum. Kazanç konum oluyor. Yani baba tarafı Doğu Beyazıt Diyadin. Ben doğma büyüme Ankaralıyım. Peki şimdi kale d8 oynarsam artık şah çekemiyor son sıradan. Bakın kale d8. Kale d1 alabilirim. Şahlarını kestim. Şimdi f3 alabilirim. E1'den şah istiyorum çünkü. Vezir f3 alırsa kale e1 şahı karşısında vezir f3 sonra f1 alıyorum taş kazanıyorum. Yoksa kale e1'e vezir h7 mat istiyor. Vezir h7. Vezir h7 mat istiyor. Ya nereden dilime dolandı şu Rasim? O Umutcan bitmek üzere. Şimdi arkadaşlar.
Vezir G7 gelsen, Vezir A1 istiyorum. Nasıl GM oldum? Günde 9 saat çalıştım. O dönemler motorlar bu kadar kuvvetli değildi ve birçok açılış derinlemesine incelenmemişti. Çok fazla ev hazırlığım vardı. Açılıştan çok maç kazanıyordum. Ciddi analizler yapıyordum. Yani 9 saatin çoğunluğu açılış üzerine geçiyordu. Bir repertuar oluşturmuştum. O repertuar dahilinde çalışıyordum. Sürekli soru çözüyordum. Oynadığı oyun sonu konumları dizip inceliyordum. Ya kitaptan çalışmak zor. Kitaptan birisi olmadan çalışamayız bu arada. Ersin. Yani gerçekten zor. Çünkü tek başına kitabı açıyorsun. Kitaba bak, konumu diz. Dikkatin dağılıyor. Cevap görmek istemiyorsun ama cevabı görebiliyorsun bazen. O yüzden kitaptan çalışmak gerçekten tek başına zor. Birisinin yardımı gerekiyor. Ya da bir A4 kağıdını hani bir şekilde kesebilirsin böyle. Öyle bir ayarlayabilirsin ki kitabın ilk sayfasına bakıp hamleri göremeyeceğin şekilde, diyagramı göreceğin şekilde ayarlayabilirsin. Yani yoksa çok zor kitaptan çalışmak. Ben kendi başıma zorlanıyorum. Hani eşim yardımcı oluyor. Onunla beraber. Şah çekelim be. Allah bir dakika. Yok tamam doğru ya. Hayal gördüm. Vezir G4'e Vezir G7 kapatamıyorum zannettim. Kale G6'ya fil G6 var. Şah H8'e fil D4 var. Eyvah kaybediyoruz dedim. Aa çok güzel bir... Ha olmuyor. Hoş geldin Metehan. Başlıyor Metehan Cumartesi kampımız. Epey bir ara verdik gibi hissediyorum ya. Yeni kamplar başlıyor arkadaşlar. Ailece GM değiliz ama olacağız ailece. Eşim de unvan almak istiyor. Çok sıkıştırıyor beni arkadaşlar. Beni turnuvaya götür, beni turnuvaya götür. Turnuva oynayalım diyor. Satrançla ilgileniyor, çalışıyor. Güzel çalışıyordu. Bir ameliyat oldu. 2 haftadır kendimize yeni geldik. Bir durdu. Ama kesinlikle turnuva oynamak istiyor. Ünvan alacağım diyor kararlı. Ben de azimle şapka çıkartıyorum. Ya şunları değişelim artık. Canımı sıkıyor bu. Tabii ki kitap çalışması nasıl yapılırla ilgili bir video çekebilirim. Eyvah eyvah. Bakın şikayet aldık şimdi. Yardım etmiyormuşum. Vallahi haklı bu konuda. Ben biraz farklı mecralarda da çalışıyorum. Satrancın farklı mecralarında. İşte kitaplı projelerde. Bu aralar yardım edemedim. Bir şey diyemiyorum. Haklı yani. Zaten şey dedi ya. Kamplar başlıyor. Benim kamplara katılacakmış. Derslere girecekmiş. Öyle söyledi. Gidebilirsin dedim ben de. Bunu da kazandık. Ege Kaynan genellikle kendi başına bir yere kadar gelebilirsin. Hızlı ilerlemek için bir eğitmen, antrenör yararlı olur. Bütçen dahilinde. Rigor Mortis neredesin ya? Levent hoş geldin. Teşekkür ederim. Evet, G3 istemiştiniz arkadaşlar. G3 oynuyorum. Valla Meltem her kamp açılış kampına da katılacakmış. Öyle söyledi. YouTube kampına da katılacak. Her kampa katılacağım diyor. Başka türlü çalıştırmıyorsun beni diyor.
Ya ben uyuyamıyorum bu aralar ya. Çok sıkıntılıyım. Arkadaşlar, geç yatıyorum. Çok yorgun olduğum zaman uyuyamıyorum ben maalesef. Öyle bir sıkıntım var. Nasıl çözeceğiz bunu? Ne yapıyorum ben ya? Ya bu G3 sistemde şeye döndü, Hollanda'ya döndü. Hollanda'da da burada bir kitapta zamanında görmüştüm arkadaşlar. Burada Sokolov'un analizi olabilir yanlış hatırlamıyorsam. E4 ünlem diyordu. Burada E4 oynamak lazım, onu söylüyordu Sokolov amcam. Bir bebeş sürelim ya. Ya ben uyuyamıyorum. Saat 2'de uyuyorum. 8.30'da kalkıyorum. Yoğun çalışıyorum. 2 gündür kendimi yorgun hissetmeye başladım. Yine de uyuyamıyorum yani yorgun hissetmeme rağmen. Şunu alalım bir. Aslında hiçbir koşulda istemiyorum ya. Kafayı koyup uyuyan bir insandım. Kafam dolu bu aralar. Yani günde 15 saat aralıksız ders verdiğim oldu benim. Ama 7 saat 8 saat çalışıyorum. Yorgunluk hissetmeye başladım. Niye bilmiyorum bu. Bu aralar böyle bir durum var sadece. Şöyle Fil G5 oynayalım. O atı alacağım ben. Üstün konumda eğer çatal yersen orucun bozulmaz. Seferi olursun. Ne yapsak ne yapsak. Böyle gelsek. Vezir E7, Vezir C5 gelir mi acaba? Ama kale C1, at D5 oynayacağım ben de. Ya evet, koronanın da etkisi var. Aha, at D5 gelebilir mi şimdi artık ama kale C1 oynayalım bir. Hoş geldiniz. Satranç TV Medya moderatör olmak için bir sınavdan geçti herkes. Özelden sorular yolladım. O soruları çözenleri mod yaptım maalesef. Kazandığın oyunu kazanamak teknikle ilgili bir şey. Yani mesela kazandığınız oyunu kazanç konumu kaybediyorsunuz diyelim turnuvalarda. O konumu dizin tahtaya. Tekrar bir oynamaya başlayın. Bilgisayara karşı dizip oynayın. Ta ki kazanana kadar. Öğreneceksiniz nasıl kazandığınızı. İtalyan variantlarla ilgili kitap valla yazıyorum. Her gün böyle bir sayfa iki sayfa biraz değiştirdim. 2-3 gündür o değişiklikle uğraştım ben. İçeriğini biraz değiştirdim. Hoşuma gitti değişiklik. O uğraştırdı beni. Ama bir an önce çıkartmak da istiyorum ya. Evet, soruları çaldılar. NATO çaldı arkadaşlar soruları. Night of Terror örgütü. NATO soruları çalarak hile karıştırdı sınava. Ben at D3'e kale D3 vuracağım ya. Beni tanıyorsunuz arkadaşlar. Hiç esirgemem yani. Kale D3 alırım. Hoş geldin Tarık. Çizgimi asla bozmam. Kaliteyi gördüm mü veririm. Yani şimdi buradan söylemek istemiyorum ama Umutcan bir kayısı gönderdi bana. Malatya'dan. Moda olmak için. Açıklıyorum gerçekleri artık. Hocam afiyetle yiyeyim. Bir paket kayısı. Şu soruları gönderebilir misiniz dedi.
Ne kadar rahat verdik ya kaliteyi. C6 sürdürtmüyorum. Alıp AT7 şah çekip C6'yı alabilirim her zaman. Ver şimdi seni bilerek açıklamadım. En azından hani böyle Malatya'dan Kayısı gelmesi ya işte Kıvanç Hoca'nın canı çekmiştir. Gönder de şimdi para transferlerini söylemiyoruz hiç lütfen. Cennet lokumu duruyor ya son yediğimde benim midem yandı. Niye yandı bilmiyorum. Şaşırtıcı bir durum. Benim midemi yaktı yani. Boştakileri alıyoruz. Temel prensibimiz. Ya kalite ya çok şey değil. Kaliteye piyon sonuçta. Bir puan geriyim. Bir de merkeze taşlarım çok iyi. Film G5'te iyi. G2'deki film D5'e bakıyor. Taşlarım iyi konuda. Bak siyah taşlar sıkışık. Hani rahat verilebilir diye düşündüm. Aa, bunu da verdi. Fil F4. Vallahi keyifler yerinde. Siyahın zor. Yani taş değişmesi gerekiyor. Mesela kalite önde olduğu zaman ağır taşları değişmek lazım. Çünkü mantık ne kalite önde olmanın mantığı? Bir kale önde demek. Yani sonuçta bir kale önde. Değişecek taşları. Fil F3 çekelim ya. Fazladan bir kalesi olmuş olacak. Onunla oynamaya çalışacak. Şimdi B7 her zaman tehlike altında. Çok güzel sağlam bir konum oldu. Fil H6. İlginç bir hamle. Peki alsam mı? Şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Vezir D4, fil G7'ye vezir D6. Aa, ne yaptı ya? Ne yapan kardeş? Şimdi burası çok önemli. Şu kaleyi benim halletmem gerekiyor ama vezir fil H6 alsam vezir H6'ya kale B1 gelsem F4 sürerse şah G2 gelsem G3 aldığında HG3, F3'e basarsa kale B3'ten koruyabiliyorum. Bence öyle yapalım ya. Ha pardon, flash 6 alacaktım ben ya. F4'e G4 de ilginç hamle ya. Orada tıkanıyor öyle. Ama Vezir H3 oynuyor. Vezir H3'e de gerçi C6'yı alırım. Fil D5 tehdidim var. G2'yi alsa şah H1 kaçarım. Kale G1 tehdidim var. Çok ilginç bir konum oluyor. Şah G2, F2, HG3, kale F3 alabilir mi? Bence alamaz. Gelelim o zaman. Şimdi belki G4 bile oynayabilirim. Kale F3 alamaz diye söylemiştik.
Boğaziçi olayları hakkında konuşmaya gerek yok arkadaşlar. Yani madem milletimizin takdirine bırakılıyor her şey. Yani seçim kazanılığında milletin takdiri oluyor. Kaybedildiğinde başka şeyler oluyorsa milletin takdiri ise oradaki öğrencilere bırakacaklar. Ben bugün şunu düşünüyordum ya. Yani aslında çok kuvvetli, çok güçlü bir ülkeyiz de biz kendi içimizde birlik olamıyoruz. Ve kim ne yaparsa yapsın, yani Twitter'dan takip ediyorum ben. Birisi bir şey söylüyor. Çok ciddi bir ayrışma var ülkede. Birisi bir şey söylüyor. Ardından tepki görünce yok işte ben onu söylemedim. Neydi ya? Söyleyeceğimi de unuttum şimdi. Bir şey düşünüyordum. Yok bu dış güçlerin oyunu. Yani bu kadar kuvvetli bir devletiz diyoruz biz. Dış güçler bu kadar etkili mi ya bizim ülkemizde? İşimize geldi yani hep dış güçlerin oyunu diyoruz yani. Ayrışıyoruz, sürekli ayrışıyoruz. İyi bir şey değil bu. Yani bu ayrışma maalesef iyi değil. Keşke birlik olabilsek. Herkes iste, yani herkesin siyasi görüşü olabilir. Saygı duymak gerekir. Yani burada hangi partiyi desteklersek destekleyelim, birlik olmak. Yani bizi desteklemeyeni hep bir şeyle yaftalıyoruz. Hoş değil bu. Şu ülkenin güzelliklerini değerlendiremiyoruz. Beni üzen nokta bu. Komünist değilim ben, sosyalist bir insanım. Yani o düşünceye yakın bir insanım, o düşüncede bir insanım. Ama benim her telden arkadaşım var arkadaşlar. AKP'li arkadaşım da var, MHP'li arkadaşım da var. İnsanım öncelikle. O önemli olan o. Saygı duyuyorum herkesin görüşüne. İnsanım. Ne yapacağımı karar veremedim ya. Vezir C3 mü oynasam? Değişmek de istemedim vezirleri. Şimdi fil C6 bir tehdit olabilir. Ülkemi de çok seviyorum, onu söyleyebilirim yani. Öyle bir algı var. Sosyalistler, komünistler vatan haini falan diyorlar. Ülkeyi sevmiyorlar. Tam tersi, ben ülkemi daha çok seviyorum. Ülkemin ormanlarının yağmalanmasına bile karşı çıkıyorum. Ya kale B6'ya kale F5 oynuyor. Kale F5. Aa kale B4 oynayabiliriz. Kale G4 fikriyle. Dur ya çok güzelmiş bu. Enemlak süper ya. Benim satranç aşkım içip içip 1-0 oynayarak ayrılmaya çalışarak başlamıştı. Çok güzel ya. Alemsin. Ya hızlı oynamak hani hızlı görme yeteneği mesela hızlı görme yeteneğim var benim. Evet. Ama mouse'um inanılmaz kötü ya. O kadar kötü bir mouse kullanıyorum ki. Mouse'tan kaybediyorum ben hep. Vezir düştü. Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Mühendisliği okudum ben. Yok, komünist değilim, sosyalistim arkadaşlar.
Vezir h7 almayalım. Şahı açmayalım. Biz paşa paşa gelip şu c6'yı alalım. Valla ben sarhoşken de çok sarhoş olan bir insan değilim. Hani ben çok yavaş içerim. Zevk alırım ben hani içtiğim zaman. Çok yavaş içerim. Böyle hızlı içmem. Az içerim. Yavaş içtiğim için de. Sarhoş olmadım hiç. Yani baş dönmesi oldu. Onda da fena oynamadım satranç. Denedim yani ne oldu oynasam diye. Yani ben siyasi görüşümü söylemekten çekinmiyorum. Yani sırf siyasi görüşümden dolayı beni sevmeyecek varsa sevmesin. Ama ben saygı da duyuyorum. Haksızlıklara karşı gelmeyi seviyorum. Dediğim gibi benim her partiden arkadaşım var. Benim hani görüşümü bilip de sohbet ettiğim çok insan var. Yani görüş ayrı, şey ayrı. Herkesin bir görüşü var. Bugün şeyi düşünüyordum. Mesela bakın futbol takımları. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş fark etmiyor. Güya haksızlıkla mücadele ediyorlar değil mi? Söylemleri. Ne zaman mücadele ediyorlar haksızlıkla? Kendilerinin başına bir şey geldiği zaman. Mesela niye Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş atıyorum Bursaspor'un başına bir şey geldiğinde tepki vermiyor? Niye sadece kendi başlarına gelince tepki veriyor? Haksızlıkla mücadele etmek bu değil ki. Canları yanınca tepki veriyorlar. Şimdi bu sistemde herkes böyle yapıyor. Kendi canı yanınca tepki veriyor. Canı yanmasa tepki vermiyor. Bu haksızlıklarla mücadele etmek demek değil aslında. Bunu niye oynuyorsun merak ediyorum ya. Vallahi merak ediyorum. Bugün aklıma geldi ya dersteyken. Böyle sürekli şey yapıyorlar işte. Yok MHK'yi uyarıyor, bilmem neyi uyarıyor. Bunu niye oynuyormuş? Bundan dolayı oynuyormuş. Hiç söylemiyorsunuz. Neyse ki kurtulabiliyorum. Tek numarası varmış. Ya ben de bunu niye almıyorum? Ben de onu merak ediyorum. Neyse şöyle bir mat fikrim vardı ama Vezir E8 oynayalım. Vermeyeceğim ya. O kaleyi almayacağım. İnat ettim ben de. Almıyorum o kaleyi arkadaş. Görüşürüz Mert. Neden YouTube derken şey kaçırdım. Ya evet, birbirini sevmemek için insanlar bahane arıyor. Boğaziçi olayları hakkında ben doğru bulmuyorum. Yani bırakın oradaki öğrenciler seçsin. Yani bir de bakın sosyal medyada çıktı. Yazdığı tez doktoralar bile alınma deniyor yani. Bu çok ciddi bir şey. Biraz sohbet edelim ya. 39 yaşındayım arkadaşlar. Şahin Özgün teşekkür ederim. Bakın arkadaşlar ben yani çok söylemek istemiyorum. Her sene yaş grupları yapılıyor Türkiye'de. Ciddi bir masraf oluyor insanlar için. Ben bundan 3 sene öncesine kadar 4 kişiye kadar karşılıyordum. Bir tek ben değil, benim değerli velilerim var. İsimlerini de vermek istemiyorum. Biz bunun reklamını dahi yapmıyorduk. Yani insanlara destek oluyorduk bu anlamda. Yaş gruplarına getirdiklerimiz var bizim. Masraflarını karşıladığımız ve kimse de bilmez. Her sene ben gizli bir şekilde bulurum kimlere destek verileceğini, araştırırım. Hani tanıdıklarım var sonuçta il temsilcileri olsun, irtibata geçerim. Bu kadar destek olabileceğiz bu sene, 3 kişiyi götüreceğiz bu sene. İsim verebilir misiniz bana dedim, işlerinden seçerim. Bunu yaparım ve hiç kimseye de söylemem. Reklamını dahi görmemişsinizdir YouTube, şeyde, Facebook'ta, sosyal medyada. Hatta dereceye giren öğrencilerimiz oldu bu desteklediklerimizden.
Kendi hocaları reklamını yaptı. Kötü bir şey değil bu benim için. Sordular da hatta. Yok dedim, siz yapabilirsiniz. Biz reklam amaçlı yapmıyoruz bu desteği. O çocukların desteğe ihtiyacı var diye yapıyoruz dedim. Yani malzeme gönderdiğim iller oldu. Desteklediğim iller oldu. Ben şu an ücretsiz ders verdiğim çocuklar da var arkadaşlar. Proje kapsamında. Bunları yapıyorum. Çünkü sonuçta bu ülkenin evladı bu çocuklar da. Desteklenmeli. Tabii ki devletin kolu her yere yetişebilse iyi olur. Yetişemiyor. Federasyonun kolu her yere yetişebilse iyi olur. Yetişemiyor. Ben de bu ülkenin bana kazandırdıklarını geri ödüyorum bir şekilde. Yani işte bu tür şeyleri yapıyorum, etkinlikler yapıyorum. Bir şekilde geri ödüyorum. Bundan da mutluyum. Çünkü çocuklara bir gelecek şekillendirmek gerekiyor. Evet, Şanlıurfa'nın, onu anlatabilirim, söylemişti. Şanlıurfa'nın bir köyünde satranç sevdası bir hocamız vardı. Çok da değerli birisi. Haberi geldi bana, ben hemen aramıştım, Çeşme'deydim o zaman. Bir ihtiyacınız var mı, kitap, satranç takımı ben gönderebilirim dedim. Beni tanıyormuş kendisi, satranç oynayan bir hocamızdı. Ya ismini çıkartamadım şimdi. Şanlıurfa'ya gelmeniz yeterli dedi. Ben uçak biletini aldım. Uçak biletini alıp Şanlıurfa'ya gidecektim. Kar nedeniyle iptal oldu uçuş. Gidemedim. Ama oradan 6 tane çocuğumuzu, bir tek benim değil, bunu açık söyleyebilirim. 5 tane daha velim vardı. Ben vardım. Federasyon da destek verdi. Saklamıyorum bunu. Federasyon da bu desteği sağladı. 6 kişi bütün masraflarını ve federasyonla beraber, federasyon da bir incelik yaptı bize. 6 kişi biz masraflarını karşıladık. Uçağa bindirdik çocukları, otele getirdik. Bütün ücretlerini ödedik biz. Turnuva oynadılar orada. Çok önemli. Sonra ben Viranşehir'e gittim. Oraya uğrayamadım ama Viranşehir'e gittim destek olmak amaçlı. Turnuva düzenlendi. Yani böyle bir şeyimiz, olayımız var. Hatta televizyondan geldiler çekim için. Bu hocamız beni çağırdı. Ben dedim katılmayayım, benlik bir durum yok dedim. Yok hocam, asıl bu işe sebep olan sensin, ön ayak olan senin orada olman lazım dedi. Sağ olsun kendisi benden bahsetti orada medyaya. Kıvanç hocamızın sayesinde biz buradayız diye. Bana sorduklarında ben dedim satranç seven çocuklara güzel bir jest yapmış olduk dedim. Bir tek ben değil, velilerimiz ve federasyon dedim. Böyle bir açıklama yaptım yani. Hani ben toplantıya da gitmeyecektim. Kendisi davet etti beni toplantıya, sağ olsun. Ben de katıldım. Ve hiçbir yerde de bunun haberini yapmadım ben. Gerek yok çünkü. Yani yapılan iyilik söylenmez. Zeki Demir'i tanıyorum. Ya evet, şimdi federasyon yanlış yaptığı şeyler de var. Yapamadığı şeyler de var arkadaşlar. Tek taraflı bakmayın olaya. Yani şimdi hangi federasyonda siyaset el atmamış? Bakın, bu partiden bağımsız, siyasetten bahsediyorum. Hangi federasyonda siyaset el atmamış? Önce bunu bir düşünmemiz gerekiyor. Ben şeyi çok seviyorum. Ahmet Şerif İzgören. Yani bakın biz mesela hep şey yapıyoruz. Onu ben de kendim de yapıyordum. Kötülemek hani çok basit. Ya bizim ülkemiz böyle, biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Ahmet Şerif İzgören o kadar güzel hikayeler, gerçek olayları hikayeleştirip anlatmış ki, ya bu ülkede çok güzel insanlar var. Çok doğru, çok güzel yapan işler yapan insanlar var. Ahmet Şerif İzgören'in kitaplarını okudum ben. Çok da sevdiğim birisi. Tavsiye ederim sizlere arkadaşlar. Ahmet Şerif İzgören'i okuyun. Yani ülkemiz güzel bir ülke, insanlarımız güzel insan, maalesef çok ayrıştık ama. Ya bugün bir haber okudum, çok canım sıkıldı. Ya Antalya'da, Antalya'nın hangi, Antalya Afyon yolunda mı artık, bir yolda bir tır kaza yapıyor. Şeyden dolayı, kardan dolayı, ya buzlanmadan dolayı galiba. Kaza yapıyor, şoförü ölüyor kazada. İnsanlar tırdan saçılan sebze meyveleri topluyor, şoförle ilgilenmiyorlar. O kadar acı bir durum ki çok üzüldüm bu haberi okuyunca. Yani ne hale gelmişiz dedim. Ya biz bir trafik kazası olduğunda, bir insan yaralandığında veya öldüğünde biz onunla ilgilenen toplumduk. Şimdi hiç kimse ilgilenmemiş. Herkes sebze meyveleri toplamış ya. Dökülen sebze meyveleri toplayarak kaçırmışlar. Şimdi buradaki insanları suçlamak da doğru değil. Neden bu haldeler? İhtiyaçları olduğu için bunu yapmışlar. Yoksa gerçekten artık bu hale mi geldik, bencilleştik mi bilemiyorum ben. Ama çok acı bir durum yani.
örf ve adetlerimizi, ananelerimizi kaybetmek üzereyiz. Yani Zeki Demir iyi birisidir. Hani çok bir samimiyetim yok ama oynamışlığım var. Çok efendi birisidir benim bildiğim. Ya kaldı ki siyaset eleştirebiliriz. Eleştirme hakkımız var bizim. Bu da ayrı bir şey yani. Bir tane röportaj gördüm. Twitter'da gezerken. Adam emeklilere yapılan şeylerin iyi olmadığını, yeterli olmadığını söylüyor. İşte imkanlı olmadığını söylüyor. Sivil polis gelmiş burada devleti eleştiremezsiniz diye müdahale etti. Yani niye eleştiremiyorum? Eleştiri kötü bir şey değildir ki. Eleştiri daha iyi yapmaya yöneltir insanı. En unluck ya. Alemsin. Ya YouTuber olmak, ben YouTuber olmaya gibi bir düşüncem yok. Bakın ben çok daha eskiyim. Şeylerden sonrayım ben. Sabri, Emre ve Cem'den sonra açtım ben diye biliyorum. Mesela Selim abinin benden fazla şeyi var. Fark attı bana abonede. İşte Deniz ve şeyin Cem Kağan benden fazla aboneler var, fark attı. Ha, Nazmican da var bir de, pardon. O da benden eski olabilir. Ben hani çok böyle düzenli de yüklemediğim oluyor. Ya ben YouTube'u açtığımda bakın ben ciddi bir para alıyordum. İllere gidip kamp yapıp ve yıllık yapıyordum bu kampları. Ve bana çok mesaj geliyordu. Biz işte imkanımız olmuyor, gelemiyoruz kamplara, sizi çok isteriz burada görmek, nasıl sizden ders alabiliriz diye. O an 4 tane il bıraktım ben arkadaşlar. Ya dedim parası önemli değil. 4 tane il bıraktım. Dedim ki ben YouTube kanalı açacağım. Oradan anlatacağım. Herkes oradan izlesin. Ücret vermenize gerek yok dedim. YouTube kanalı açtım. Ya ben 1-2 sene daha ciddi para kazanabilirdim bu anlamda. YouTube'dan ben hiçbir şey kazanmıyorum ki. Yatan bir şey yok yani doğru düzgün. İşte 17 bin abone var. Bir video yüklüyorum. Maksimum 3 bin beğeni oluyor, izlenme oluyor. Yani öyle birçok hani kanalın 10 bini geçiyor izlenmesi anında. İşte 3 günde 10 bin olanlar var. 1 günde 10 bin olan var. Benim 1 haftada 3 bin oluyor maksimum. Yani YouTuber olma gibi bir derdim yok. Buradan TürkSat Tanıcı'na destek vermek. Herkese ulaşmak istiyorum. Bana kazandırdığı nedir bunun? Geçen sene yaş gruplarında, ondan önceki sene yaş gruplarında bir sürü kişiyle görüştüm ben. Geçen sene mesela biz çok ciddi bir başarı elde ettik. İlk 3'e girdik Türkiye genelinde. Milli takıma oyuncu çıkarma anlamında. Törendeyken Kartal Belediyesi'nden bir hoca geldi. Bir sene önce, yani 2 sene önce benimle görüşmüş. Nasıl çalıştırmalıyım çocukları? Ne önerirsiniz demiş. Ben de anlatmışım. Bir sistem anlatmışım ona. Hocam dediğiniz sistemde çalıştırdık ve sizin bütün videolarınızı izledik. İşte size tanıştırayım, milli takıma girdi oyuncumuz dedi. Yani o kadar mutlu oldum ki. 2 sene önce 2 tane öğrenci geldi. Hocam dedi, bizim hocamız yok, imkanımız yok. Biz dedi sizin videolarla çalıştık turnuvaya. Milli takıma girdik dedi. Bu mutluluk parayla ölçülebilecek bir mutluluk değil. İşte benim istediğim buydu. Yani şöhret peşinde olmak da değildi. Neyse ki hani güzel taraf şu. Gittiğim her yerde sevilen bir insanım. Davet edenler oluyor. Yani aç kalmam, açıkta kalmam diye düşünüyorum. Bana çok şey gönderen var. Yerel yiyeceklerden gönderen var. Benim yiyeceklere zaafımı biliyorlar. Hani destek oluyor sağ olsun Türk insanı da bu anlamda. Ama böyle şöhret olma, para kazanma gibi bir derdim yok. Ya bakın ben açtım öyle. Katıl buton da var. Onunla bile ilgilenmiyorum doğru düzgün. Yani katılmasalar da olur diyorum. Ama mesela şeyin yayınını yapıyorum, kamp yapıyorum, uygun ücretli diyorum, büyük ustayla çalışma fırsatı. Hani herkes çalışsın, uygun bir ücret verip düzenli bir çalışma yapılır diye kampların reklamını yapıyorum sadece. Kampa gelmek de yani bu anlamda da para kazanmadan ziyade ben çünkü kampa ciddi hazırlık yapıyorum. Şu an kampa katılanlar da izliyor bakın burada. Onlar biliyor nasıl hazırlandığımı derslere, konulara. Hani en azından büyük usta çalışma şansı olacak onlarda da diye böyle bir şey yapıyorum. Çünkü YouTube'da video izlemek gibi değil. Orada büyük ustaya çalışmak. YouTube'un tek şeyi avantajı bu olur yani size ve bana. Yaptığım kamplara katılmak işte hani olabilir. Vallahi aya çıkma, ya hükümetle devlet aynı olmamalı. Devlet hepimizin devleti ama hükümet siyasi görüşün baskın olduğu bir hükümet, adil bir sistemde. Ama devlet hepimizin sonuçta.
aynı olmamalı diye düşünüyorum. Ya Ay'a çıkma olayı güzel bir olay arkadaşlar. Yapabilirsek gerçekten, ama Ay'a çıkmadan önceki sorunlarımızı çözmemiz lazım. Bilimin içinde olmak lazım bu Ay'a çıkma. Hani bunu çok goy goy yapıldı Twitter'da da şeyde de. Ben hiç espri yapmam. Sadece ben bir şey paylaştım WhatsApp'tan. Çok ciddi bir sunum yapıyor Cumhurbaşkanı. Ama arkada şey orijinal olmayan Windows şeyi çıkmış. Eğer fotomontaj değilse. Yani bu çok, çok ciddi bir hata bana göre. Yani sonuçta aciz bir devlet değiliz. Yani onu satın alabilecek bir güce sahibiz diye düşünüyorum ben. Öyle bir görüntü verilmemesi gerekiyordu. Bu ince ayrıntı önemli. Ben sadece bunu eleştirdim eleştiri olarak. Yoksa inşallah aya çıkılır yani. Sonuçta uzayda artık gelecek. Bizim de o şeyde ligde olmamız gerekiyor. Ama bizim sorunlarımız var ülke olarak ekonomik anlamda. Önce bunları çözmemiz gerekiyor. Tabii ki bilimden kopmayalım. Ya o eleman ben Ankara'dayken beni aradılar. Hocam böyle böyle birisi var. Ben Hasem diye bizim Hasem diye yerimiz vardı. Hisem diye kulüp açmış. Türkiye şampiyonundan dersler demiş. Şimdi Hasem Hisem benzer. Beni aradılar. Oradan oraya giden öğrencilerden gelenler oldu. Beni aradılar, şikayet ettiler. Böyle böyle bir durum var dediler hocam, şikayet eder misiniz diye. Ya dedim, yani internet var. Teknoloji var. Bir gidip ismini yazın bakalım dedim. Bu kimdir, nedir? Çocuk diyormuş ki ben Rusya şampiyonuyum. Kazakistan şampiyonu. Şimdi dünya şampiyonu çıkmış. Dünya gençler şampiyonluğu çıkmış. Ya Allah aşkına. Yani hiç mi girip yazmazsın ismini görmezsin Google'dan? Müstahak yani o para verenler ona. Ben bir şey demiyorum. Müstahak diyorum. Geç evlenmedim ben. Kime göre neye göre geç? Evet, geç evlenmedim aslında. Ya ben şey abone sayısına takılmıyorum çok fazla. Hani abonenin artmasının güzelliği şu olur. Sonuçta bak bunu açık söylüyorum. Ben kitap çıkartıyorum. Bir emektir. 17 bin abonem var. Yani 17 bin 10 bin tanesi alır. Umudum o. Çünkü bu kitap bir emek. Çinlilerin çok sevdiğim bir sözü var. Tam hatırlayamıyorum. Bana söylendiğinde çok hoşuma gitmişti. Hayata 3 şey bırak. Bir hayırlı evlat bırak. Bir imza bırak. Bir de kitap bırak. Ya ben imzamı bıraktığımı düşünüyorum yaptığım işlerle. İsim bıraktığımı düşünüyorum. Yani imzadayken isim diyor. Kitap da bıraktım. Çıkarttım. Devamı da gelecek. Hani kitabımın Türkiye'de herkeste olmasını isterim. Yani kitap en sevdiğim şeydir benim. Benim abone sayımın fazla olmasa kitapla ilgili bana mutluluk verir. Bir de işte satranç ilgili mutluluk verir. Hoş geldin Berkay. Emre Haskoç ve Sabrican Onay. Çok takdir ettiğim insanlar. Seviyorum da ikisini de. Türk satrancında bu YouTube kavramı girdiğinde sosyal medyada diyebiliriz buna. Bu platformda lokomotifi Türkiye'nin. Yani şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi Emre ile Sabri 1 milyon abonesi olur inşallah. Şimdi onun 1 milyon abonesi olması bizlere de yarayacak. Çünkü satranç genişleyecek tabanda. Yani şey gibi değil. Şimdi benim 10 tane öğrencim olsun, onun 20 tane öğrencisi olsun, o benden fazla kazanıyor. Böyle bir mantık yok. İşini iyi yapan kazanır her zaman. Yani Emre ve Sabri YouTuber. Satranççılar ama YouTuber diyorum ben onlara. Kendilerine de söylüyorum. Bu işi çok iyi yapıyorlar. Satrancı yayıyorlar. Ben çok takdir ediyorum yaptıkları. Valla bence İstanbul Satranç Derneği kalitelidir halen. Satrançta bireysel hedefim ben 2500'de 2600'de geçmek istiyorum. Hevesim de var. Hatta Vahap dedi ki abi dünyada ilk sen olacaksın dedi. Yani hem yaşın ilerlemiş dedi. Kendini antrenörlüğe vermişsin. Buna rağmen 2600'ü geçeceğim diyorsun. Geçersen helal olsun dedi. Geçeceğim bak gör dedim. Ölmezsem geçeceğim dedim. Ya uzay araştırmaları bütçesi çok komik. Ben Twitter'da gördüm. Eğer doğruysa Twitter'daki bütçeler çok ciddi bir bütçeler var. O ciddi bütçeleri biz nasıl yapacağız bu bütçeyle bilmiyorum. Bana biraz komik geldi. İnşallah o bütçe o değildir. Jon Snow destek olmuş. Teşekkürler. Mesela Nakamura öyle söyledi ama şeyde Grischuk da şey söyledi. Artık dedi satranç online'a dönecek muhtemelen dedi. Ama bu online'da da hileyi engelleyemeyecekler dedi. Buna bir çözüm bulmaları gerekiyor ama bulunamayacak dedi hile. Yani bulunamayacak maalesef. Masa başıdır satrancın özü. O stres, rakibi görmek, rakibin psikolojisi, işte mimikler, bizim psikolojimiz satrancın özü budur. Ben şimdi burada oynarken görmüyorum ki kimseyi.
Vietnam mükemmel bir yer ya. Ben çok gitmek istiyorum Vietnam'a. Gidemedim. İnşallah ömrüm yeter, param olur giderim vallahi. Vietnam'ı çok istiyorum. Yani tabii ben mesela şunu söylüyorum. Bu kötü bir şey değil. Bakın ben profesyonel yapıyorum bu işi. Mesela belki o yüzden az takipçim var benim diğerlerine göre. Yani eğlendirme kısmı, hani benim mizah anlayışım biraz daha farklı. Mizah kültürüm çok geniş çünkü uzun yıllar ben mizah dergileriyle büyüdüm. Çok okuyordum yani mizah dergilerini. Hepsini okurdum. Ya bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Bu eleştiri de değil. Söyleyeceğim yanlış olmaz. Ben kendi karakterimin dışına çıkabilecek bir insan değilim. Yani benim ağzımdan kötü bir söz duymazsınız. Hem ben kötü bir söz söylemez miyim veya tam tabiri küfür etmez miyim? Yeri geldiğinde ederim. Can Yücel ne demiş? Küfür Burjuva'nın ağzında lağım çukuru, emekçinin ağzında çiçek tarlasıdır demiş. Yani öyle bakıyorum ben olaya. Yeri geldiğinde söylerim ama hep örnek olmak istemişimdir. Alttan gelen çocuklara, gençlere, yani gerek kültür anlamında, gerek bilgi anlamında, zeka anlamında, davranış anlamında örnek olmak istemişimdir. Ben öyle yetiştim. Öğrencilerimi de öyle yetiştirmek istiyorum. Hani kendi karakterimin dışına çıkamam. Yani muziplikler yapamam böyle. Ne bileyim. Ya bu söylediğim diğer kanallar için söylemiyorum. Bakın tekrar ediyorum. Şaklavanlık yapamam ben. Onlar yapıyor demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani ben yapamam. Şimdi YouTuber'lara bakıyorum, öyle yapıyorlar. Satranç anlamında demiyorum bakın, YouTuber'lara. Çok ciddi para kazanan, milyon abonesi olan Türk YouTuber'lar var. Yani her türlü şey var, küfür var, şey var, eğitici hiçbir şey yok. Şimdi bizim satrançlarda satranç var içinde sonuçta, eğiticilik var ama ben profesyonel yapıyorum bu işi. YouTube'daki şeyleri de profesyonel yapıyorum ya. Benim dosyam var ya, bakın YouTube kanalı için özel dosyam var benim bilgisayarımda. YouTube kanalı için analizler diye böyle dosyalar yapmışım. Yani ciddi hazırlanıyorum. Ben hiçbir şey hazırlanmadan sadece maç yaparak da yükleyebilirim. Ama hazırlanıyorum, satranç öğrettiğimi düşünüyorum. Şimdi Nazmi Can profesyonel satranççı, profesyonel yapıyor. Şimdi Sabri ve Emre profesyonel satranççı değil. Ve tercihleri de değil. Oynuyorlar, oynamıyorlar değil. 1800-1900 seviyesinde sonuçta. Sabri en son Sırbistan'da oynadı turnuvada. Ama onlar satrancı sevdirmeye yönelik hareket ediyor. Bu da güzel bir şey. Bu tercih tabii ki. Karsan'da hiç oynamadım. Ya benim hesabım bloklenmesi çok ilginç. Şimdi ben çok turnuva oynuyorum. Yendiğim GM'ler de var. Yenildiklerim de var. GM'nin dışında düşükleri de yeniliyorum. Şimdi Sabriler adına oynamıştım ben. Bu medyanın bir turnuvasıydı. İşte çekim yapan medya veya YouTuber'ların mı diyeyim artık. Stream yapanların, canlı yayın yapanların turnuvasıydı. Rica etmişti. Oynarım. Hatta ben turnuvaya katılamayacaktım neredeyse. Dışarıdaydım. Telefondan başladım dedim. Taksiyle geçtim artık eve. Bilgisayardan oynayayım diye. Oynadım. Orada bir Zigako'yu yendim. Bir Rus bir tane GM var. İsmini bilmiyorum. Çok meşhurmuş Lichess'te. Yüksek reytingi. Rus olduğunu söylediler bana. Onu yendim ama bir tane maçında 8. hamda kalite kaybettim. Maçı kaybettim yani, kalite kaybettim. 2200'e kötü konumda kaldım. Kazandım, kandırdım. O meşhur Rus'a o kadar kötü kaldım ki yani her şeye kazanıyor. Bir türlü kazanmıyor. Atı dolandırıyor, manevra yapıyor. Kaybetti birden zaman sıkışmasında. İkimizin de az zamanı kaybetti. Zigako'yu yendim. Beni bilgisayar kullanıyor diye kapattılar. Ben de Lichess'le yazıştım. Yazışmamda dediler ki bizdeki algoritma hamlelerinin bilgisayar hamlesi olduğunu söylüyor. Ben de şunu söyledim. Ben bilgisayar kullanıyorsam herhangi bir ödül olmayan bir turnuvada niye kullanıyorum bir. İkincisi bilgisayar kullanıyorsam nasıl bu kadar kaybettim ve nasıl kötü kaldım? O kazandığım maçı örnek gösteriyor. Ben kazandığım iki tane maçta kötü kaldım. Kötü kalıp kazandım yani. Hani iyi konumda olsam, bilgisayar kullansam iyi konumda olurum. Bana bunu açıklayın diyorum. Makine böyle gösteriyor diyor. Peki diyorum ben büyük ustayım, bilgisayara yakın hamleler yapamaz mıyım diyorum. Cevap yok mesela. Mailleştik biz, cevap vermiyor. Sabriler girdi. Sabriler mail attı. İşte algoritma bunu gösteriyor. Algoritma bunu söylüyorsa yapacak bir şey yok. Ben de dedim algoritmanız yanlış olamaz mı? Ya da ben bilgisayar hamlesi yapamaz mıyım? Büyük ustayım sonuçta ben dedim. Yani biz buradaki şeye bakıyoruz. Algoritmanın verdiği ne bakıyoruz? Algoritma bu hamleri görüp bilgisayar olduğunu söyledi dedi. O zaman ben de Kıvanç Haznedar'dı benim. Haznedar oğlu olarak alacağım dedim. Alır almaz GM yaptılar beni mesela. Ben hiçbir şey göndermedim. Ne bir fotoğraf gönderdim, ne fida ID'mi gönderdim. Otomatik GM yaptılar. Ha, onlar
bana geri vermediler kullanıcı ismi ama buna izin verdiler diye garip bir şey oldu. Zigalko şikayet etmemiş galiba. O Rus şikayet etmiş. Rus ve birkaç kişi şikayet etmiş orada. Artık kimler bilmiyorum. Mutlaka bizi sevmeyenler de vardır. Zigalko bilmiyorum. Belki ediyordur evet. Ama hani benim şeyim yok ya. Ya bilgisayar niye kullanayım ben? Kullanacaksam da akıl var, mantık var. Ciddi bir ödül olan turnuvada kullanırım. Ödül almaya çalışırım. Banlanırsam da banlanırım ama ben bilgisayar kullanmayı tercih eden bir insan değilim ki. Bilgisayar kullansam 2400-2500 arasında gezip duruyorum yani Lichess'te. Görüyorsunuz kaybettiğim maçları da görüyorsunuz. Kazandığım maçları da. Evet, öyle bir haksızlık oldu ama garip bir şekilde bu haksızlığı da şöyle giderdiler. Benim kullanıcı ismimi sonuna işte soyadımı tamamen ekledim. Oğlunu ekledim. Otomatik olarak GM yaptılar hemen. Diğerini kapattılar ama çok saçma oldu. Leningrad sistemi anlatabilirim. Ona çok özel bir sistem. Çok güzel bir sistem aslında Leningrad sistemi. Ben Zigalko ile beraber kaldım. Oda arkadaşımdı benim Zigalko bir de. Yani oda arkadaşımdı benim adam. O şeydeydi galiba, ICC'deydi ya. Ya şeyi yaptık biz, Chess.com'da Rusya ile maç yaptık, eledik biz Rusları bu liglerde. Ve şey, benim rakip bilgisayar kullanıyor. Dümdüz yendi. Ben oynayamadım bile yani. WhatsApp'tan da konuşuyoruz aramızda. Ama biz ilk maçı kaybettik. Bakın uzun partiyi kaybettik. 10 artı 5'e. 3 artı 2'yi kazandık ve 1-1 eşitlikte bizim averajımız iyi olduğu için biz üst tura çıkıyoruz. Biz 3 artı 2 kazandık diye şikayet etmişler bizi. Bilgisayar kullanıyoruz diye. Anında kabul etti Chess.com'da. Hükmen kaybettik maçı. Ya 10 artı 5'te kullanırız kullanacaksak bilgisayar. 3 artı 2'de nasıl bilgisayar kullanacağız yani? Akıl var, mantık var ya. Bu Chess.com'da, Lichess'te maalesef şey yapıyor, taraflı. Ülkelere göre hareket ediyor. Ben buna inanıyorum yani. Bize karşı var bir garezleri. Valla bilgisayar şimdilik duruyor ya. Şu an bir şey yapamıyorum bilgisayara. Kamplara katılın da bilgisayar yenileyim valla. Benim var 3 tane account'um var Lichess'te. 3 tane 4 tane account'um var. Özel derslerim için kullandığım bir tane var. Kimsenin bilmediği bir tane var. Bazı öğrencilerime kullanıyorum onu. Özel derslerde. Genel olarak özel derslerimde kullandığım bir account'um var. Bir de işte bu oynadığım account'um var. Yani bunun sonu ne olacak? Bu yıllardır böyle. Zamanında işte Ermeni satrançılar, Yunanlı satrançılar bize dalga geçerdi. İşte siz işte GM olamayacaksınız diye. Biz halı saha maçı yapardık, futbol maçı yapardık turnuvalarda. Hani kızdırırlardı bizi be. Kötü anlamda söylemiyordu tabii. Biz bunları evre çevre yenerdik futbolda. Yani hatta 15-0, 16-0 yani fark atardık. Biz iyi top oynuyoruz çünkü. Hani Türk satrançlar iyi top oynuyor. Bunlar oynamayı bilmiyor açık söyleyeyim. Yenip biz kızdırdık, dalga geçerdik. Bunlar da hırslarını alamazdı. Şey derdi, sizden büyük usta çıkmayacak, işte büyük usta olamayacaksınız, saptaşla anlamıyorsunuz. Ne oldu? Biz büyük usta olduk. Hatta geçtik onları. Ne yaptılar? İlk şeyi Barış'ı şikayet ettiler. Barış 2700'leri yenmeye başlayınca. Kabullenemediler çünkü. Yunanlı birçok arkadaşımız Barış'ın bilgisayar kullandığını söylüyor. Ya Barış bilgisayarı açmayı bilmeyen bir insandı. Biz yüklüyorduk programları. Çocuk yeteneğiyle oynuyordu. O bunları geçince kabullenemediler. Yani böyle bir çekememezlik var maalesef arkadaşlar. Bunu biz çok yaşadık. Vallahi usta oyuncularla sohbet devam edecek. Bu iki haftalık süreç biraz dediğim gibi eşim ameliyat oldu. Kamp başladı. Bunun yoğunluğu var. Bundan dolayı bir aksadı. Tekrar devam edeceğim. Satranç ormanı bilmiyorum ya. Meltem Hanım sesini kısar mısınız? Vallahi ne güzel olur ya sponsor.
Yok yok, ben kesinlikle Chess.com'da da Leicester'da şey yani bir şey var, Jorge var. Mesela şimdi Mustafa, Emre, Vahap, bunlar hani iyi oyuncular gerçekten. Bunlara dokunmuyorlar ama bunların yanında işte ya Cem Kaan olsun, hepsi iyi. Atıyorum birimiz bir sivrilip böyle çıkalım. Anında hemen hile deniyor. Sanki biz yenemeyecekmişiz gibi diğerlerini. Ya bir sıkıntı var. Ya evet, Türklerde hile oranı yüksek ama bu yaş grupları bazında var. Çok var özellikle maalesef. Ama her ülkede var. Bir tek Türk'te de, ben o kadar çok mesaj geliyor ki bana. Maç yapıyorum ben. 3 dakika oynuyorum. 1 dakika ya. 1 dakika oynuyorum. Bir bakıyorum böyle, atıyorum sabah oynamışım, öğlen girmişim, mesaj gelmiş. Rakibiniz şey bilgisayar kullanımı hile yaptığından işte hile yaptığı tespit edildi. Puanınızı geri yüklüyoruz diye. Farklı farklı ülkeler yani, bu online'ın sıkıntısı var. Herkes yapıyor. Evet, mesela Azerbaycan'dan da barış şikayet edenler vardı. Ben onlarla konuşmayı kesmiştim. Hatta ben değil, birçoğumuz konuşmayı kesmiştik onlarla. Yani beklemiyorduk öyle bir şey. Azerbaycanlılardan beklemiyorduk ya. Yani Barış çok yetenekli bir sporcuydu. Barış'ın satranç hayatını bitirdiler maalesef. Çok üzücü bir durum. Biz hep bunu konuşuyoruz. Barış gibi bir yetenek satrançtan soğudu ya. Oynamak istemedi bu yapılanlardan dolayı. Ya o da içeriden izliyordu Meltem'de. Biraz daha iyi, ameliyat oldu. Artık onlar canlı yayınlara başlayacağız tekrar. Evet, Deniz Özen'e de yapmışlar mesela. Benim sonra haberim oldu. Yani kabullenemiyorlar ya bizim yenebileceğimizi. Çok garip bir durum var. Chess 24, biliyorum ben Chess 24'ü çok sevemedim ya. Chess.com ve Lichess. Chess.com'u da ben çok sevemedim. Çok karışık geliyor arayüzü Chess.com'un bana. Yani karışık derken Lichess'in çok basit arayüzü. Çok güzel, kullanışlı. Chess.com'un öyle değil ya. Çok farklı geliyor arayüzü. Ya Deniz çok iyi oynuyor şeyi, Yıldırım'ı. Buğra, bu arada seni şey alalım ya. Şu benim tanıdığım Buğra'sın değil mi? Hakemlik yapan. Yok, kanıtlayamadılar. Yapmadı ki kanıtlayabilsinler. Seni dergi alalım buraya. Senin de mizah yeteneğin çok iyi. Dergide sana da yazdıralım. Vugar'ın benim aklımda olan en güzel anısı, vallahi Allah rahmet eylesin. Hollanda ile oynuyorlardı. Çok kritik bir maçtı. Ben de heyecanla bekliyordum böyle. Çok istiyordum. Çünkü Vugar kazanırsa Avrupa şampiyonu da Azerbaycan. Yani biz olmuş kadar seviniyordum ben. Ben Şahriyar'ı çok sevdiğim için Şahriyar'ı destekliyordum. Azerbaycan'ı da destekliyordum. Yani Azerbaycanlıları da ben çok seviyorum. Beraber o konuda çift soru çekti rakibi. Vugar kazandı. Çok güzel bir andı o an ya. Şahriyar galiba Şahriyar'la Rajabov, Timur şey yaptı. Koştu, Vugar'a sarıldı. O zaman Azmay Paraşvili'ydi başlarında hoca. O da gitti sordu, böyle çığlık attı falan. Heyecanla ben de bakıyordum, izliyordum. Çok güzel bir duyguydu. Valla hakemlik çok açık söyleyebilirim arkadaşlar. Bakın ben içlerinde yaşadım bunu. Bir turnuvaya ben de bir gün erken gittim. Oradaki federasyon çalışanları ve hakemleri gördüm. Çok net söylüyorum. Hakemler satrancı seven insanlar. Yani o aldıkları paraya değecek bir iş değil. Çok açık söyleyeyim. Gece gündüz çalışıyorlar. Turnuva salonunun düzenlenmesi, toplantılar yapıyorlar turnuva öncesi. Gerçekten satranç seven insanlar hakem oluyor. Onu anladım ben yani. Çok turnuvada gördüm. Satranç sevgisi nedeniyle hakem oluyorlar. Ama nasıl olunuyor? Ben o sistemi bilmiyorum. Hani ben hakem olmayı düşünmem. Ben olursam federasyon başkanı olmak istiyorum arkadaşlar. Zamanı gelince. Title Tuesday'de oynayamıyordum ben. İşte kamplar, dersler maalesef. O yüzden oynayamıyorum. Yoksa çok istiyorum oynamayı. Rajabov valla bu aralar iyi oynamaya başladı. Yani ben çok içen birisi değilim.
ortam olduğu zaman keyif alırım böyle içmekten. Yavaş yavaş içerim yani içersen. Ben rakı içmeyi tercih ederim. Rakıcıyımdır. Onda da yavaş yavaş içerim. Muhabbet ederim, severim. Ama yani çok uzun süredir alkol almıyorum ağzıma. Şaka değil, çok uzun süre oldu yani cidden. Hani ortam olursa içmeyi tercih eden birisiyim. Yoksa olsa da olur, olmasa da olur. Çok aramam. Ben kahveyi çok içerim. Ben kahveciyimdir. Asıl şey içiciliğim kahvededir benim. Çok fazla kahve içerim. Günde 3-4 fincan kahve içerim. Ya ben yani içemiyorum ya. Öyle her şeyi içemiyorum. Rakı, bira ve kırmızı şarap dışında bir şey içemiyorum yani. Vallahi özlemişim ya. Çok güzel sohbet oldu. Şöyle kapatayım arkadaşlar. Yarın sabah 9'da kalkacağız. Yine dersler başlıyor. Şimdi kamplar yapıyoruz. Bir tanesi 4 günlük, bir tanesi 2 günlük, bir tanesi haftada bir kamp. Açılış anlatıyorum haftada bir kampta. Diğerinde oyun ortası, oyun sonu konularını anlatıyorum. YouTube takipçileri için açtığım iki tane kamp var. Katılmak isterseniz mail atabilirsiniz bana. Ücreti uygun. Yıllık bir plan yaptım. Katılmak isteyenler, geliştirmek isteyenler. Tek seferde girip çıkabiliyorsunuz. Bir aylık da girip bırakabiliyorsunuz isterseniz. Bir deneyim yaşamak isterseniz. Ama düzenli devam ederseniz ciddi gelişmeler olur. Mail adresim var. İbrahim ya. Özlemişim esprilerini. Kamplara da devam etmeye katılmak isterseniz bir aylık kamp bitti. Aylık yapıyoruz arkadaşlar. Ücretlendirme de aylık. Yani her hafta bir ders olacak şekilde. İkinci kamplar bu hafta sonu başlıyor. Cumartesi günü başlayacak. Bu cuma açılış kampı başlayacak. Bilginiz olsun. Hangi maçın analizini yaparım? Analiz tabii ki. Avrupa şampiyonasıydı o. Neredeydi ya? Nerede oynanmıştı? Yerini hatırlayamadım ya. Salon gözümün önünde şu an. Salonda nerede oynadıklarını bile biliyorum ya. Yerini hatırlayamadım valla. Vezir de dörtlü sistem ama geller çok oynuyormuş. Berlin oyun sonu oynadım ve çok güzel kazandığım maç var Berlin oyun sonunda. Database'de var mı bilmiyorum. Çok oynadım Berlin oyun sonunu. Ha, bir tane var database'de. Çok kuvvetli birisini yenmiştim. Onu analizleyebilirim size. Çok güzel gençler şampiyonasını yenmiştim. Hollandalı Dennis de Vroeg diye birisini yenmiştim. 2500'dü. Kuvvetli bir oyuncuydu. Güzel yendim hem de. O maçı analizleyebilirim. Arkadaşlar kapatacağım. Yarın erken kalkmam lazım yine. Dersler başlıyor. Dijital kampta görevliyiz. Federasyonun yaptığı rekor katılım oldu biliyorsunuz. Orada görevliyim. Çok da eğlenceli geçiyor dersler. Güzel geçiyor. Gruplar da iyi. Güzel bir organizasyon yapmışlar. Hani eleştirdiğim zaman eleştiriyorum ama takdir ettiğim zaman da takdir ediyorum. Yani takdir edilmesi gereken şey olduğu zaman da sistem güzel oturmuş. Söyleyebilirim bunu. Çok organize bir şekilde her şey ayarlanmış. Sporuna kadar program yapılmış. Güzel bir program. Benim hoşuma gitti. Benim kamplarıma katılmak istiyorsanız mail atın arkadaşlar. Ben mailde bildiriyorum. Fiyatları çok uygun. Hani çok uygun tuttum fiyatlarını. Çok rahat katılabilirsiniz isterseniz. Cumartesi başlayacak, bilginiz olsun. Ama o zaman ücret ödeyenler için bir dezavantaj olmaz mı Deniz? Yani niye ücret ödemiş oluyorlar o zaman? Öyle bir sıkıntı var. Tabii ki soru sorabilirsiniz. Tabii ki arkadaşlar kitaplar yararlı. Mutlaka edinebilirsiniz satranç kitaplarını. Benim kütüphanem kitap dolu. Yani bu anlamda kitap alacağınız hangi kitap alacaksanız mesela analiz yanıcıktan alacaksanız Alper'i çekinmeden arayın. Alper size yardımcı olur seve seve. Kimin kitabını almak istiyorsanız yardımcı olurlar yani söylerler. Ha, bu federasyonunkini diyorsun Deniz, pardon. Ya onu bilmiyorum, o federasyonun tabii ki kararı.
artık ona ben bir şey diyemem. Yani çekim yapılıp yayınlanabilirdi. Doğru bak, güzel bir mantık. Bunu ben söyleyeyim yarın. Senin şey, evet, milli takımınki ücretsiz şu an kamp. Geçen sene yaş gruplarında oynayan herkes katılabiliyor ve milli takıma girmiş herkes katılabiliyor. O çekilip aslında yayınlansa güzel olabilirdi. Bak, güzel fikir. Ben yarın bunu ileteceğim. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum katıldığınız için. Yarın cuma saat 10'da bitiyor benim işlerim. Belki Twitch'te bir saat canlı yayın açabilirim cuma günü. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.